Etiler'de vahşice işlenmiş bir cinayetin ardından çöp konteynerında bulunan Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis, olay günü Bahçeşehir'de düzenlediği operasyonda aradığı Münevver'in sevgilisi olan Cem G'ye ulaşamadı. Evde yapılan araştırmada halı, yorgan ve elbise üzerinde silinmiş kan lekelerine rastlandı. İlgili eşyalar incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü. Katil zanlısı olarak aranan Cem G'nin babası Ahmet G ve annesi Ayşe G ise olaydan haberleri olduğu halde polisi bilgilendirmedikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri ünlü bir iş adamının yeğeni olan şüphelinin yurt dışına kaçırılmış olabileceği üzerinde duruyor. Karabulut'un sınıf arkadaşları ise iki gencin bir yıldır arkadaş olduklarını, olay günü 14'te okul çıkışında buluştuklarını ve Cem'in Münevver'e doğum günü sürprizi hazırladığını bildirdi. Yakın arkadaşlarının anlattığına göre Cem Münevver'i 13 Şubat'ta gösterime giren Sevgililer Günü Katliamı filmine de götürmüş. ABD Kanada yapımı gerilim filmi Münevver'in izlediği son film oldu. Arkadaşlarına göre genç kız filme romantik diye gitmiş ancak korku filmi olduğunu görünce çok huzursuz olmuş. Arkadaşları genç kızın duyduğu hoşnutsuzluğu filmde kızın kafasını kesip vücudunu parçalıyorlardı diyerek aktardığını anlatıyor. 3D motion picture event to tear through the screen. Sevgililer Günü Katliamı filminde bir maden kazasına sebep olan Tom Hanegar'ın 10 yıl sonra Sevgililer Günü'nde kasabaya dönmesi ve eski kız arkadaşı Sara'ya yakınlaşması konu ediliyor. Tom'un gelişiyle kasabada vahşi cinayetler yaşanıyor ve herkes bu katliamları Tom'un yaptığını düşünüyor. Filmde kızın kafasının kesilip vücudunun parçalara ayrılması, Münevver'in ölümünün de aynı şekilde olması acaba filmin gerçek mi olduğu şüphelerini akıllara getirdi. Authorities are calling this the Valentine's Day Massacre.